Vermişler komiserim. Bu arazi kimin? Murat Veziroğlu. Demek Murat Veziroğlu'nun ha? Son zamanlarda sizin topraklarınızda garip şeyler oluyor Murat Bey. Önce sizin zararınıza yangınlar, sonra faili meçhul cinayetler, infilak etmiş vasıtalar. Topraklarımızda değil, herhalde civar yollarda oluyordur. Sonra bulunan cesetlerin eroin kaçakçılığından aranan şahıslar olduğu anlaşıldı. Beni ilgilendirmez. Tanımıyorum. Sizin bu olaylar hakkında söyleyecekleriniz? Bir şey bilmiyoruz. Ölenlere tabanca ve mavzerle ateş edilmiş. Köşkte bulunan silah ve mermileri laboratuvara göndereceğim. Ne dersiniz? Tabii komiser bey. Ayrıca burada herkes namına ben cevap veririm. O zaman yarın emniyete kadar rica edeceğim sizi. Gelin. Bekleyeceğim Murat bey. Ben de gelmek isterdim Murat. Bu komiserle benim aramda bir iş. Arabayı ben kullanayım abi. Hayır, bekle beni Hülya. Adınız, soyadınız. Murat Veziroğlu. Unutmayın, bütün bu söyledikleriniz dava aleyhine kullanılabilir. Ben sadece mesleğimi ve ismimi söyledim. Abim haklı. Benim yüzümden oldu bunlar. Bundan sonra onun istediği gibi olacağım. Durun! Bizimle geleceksiniz. Murat bey gitti ifade vermeye. Komiser bey sizlerin de gelmesini istedi. Buyurun. Sizler de geleceksiniz. Başüstüne efendim. Demek Murat Bey'in nişanlısısınız. Her zaman köşkte mi kalırsınız? Bazen. Murat şehre inmediği zamanlar. Son günlerde olan hadiseler hakkında bilginiz var mı? Hiçbir bilgim yok bu hususta. Mavzer'i siz kullanıyormuşsunuz. Mavzer, Murat Bey'in babasından kalma. Kurşunları da mahzenden alırız. Daha da sandıklarda vardır. Sizin Murat Veziroğlu hakkında söyleyeceğiniz? Çok iyi, dürüst insandır. Aşağı yukarı 15 senedir aile doktoruyum. Yangında korkmuştuk. Bütün hepimizin paniğe kapılmasını engelleyen o oldu. Ben yanında çalışırım, şoförüyüm. Hem iyi hem de dürüst bir insandır. Şerefini her şeyden üstün tutar. Şerefsiz yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Fabrikanızda yangın çıkarıldı. Köşkün müştemilatında da. Şikayette bulunmadınız. Neden? Ailem için endişe ettim. Endişeniz niye? Bunu yangını çıkaranlara sorun. Biraz daha açıklar mısınız? Neyi açıklamamı istiyorsunuz? Açıklanacak bir şey yok ki. Bakın, bu adamı tanıyor musunuz?
Tanımıyorum adamı. Belki de köşkün yakınından geçmiştir. Her gördüğümü aklımda tutamam ki. Demek Yusuf sensin. Murat Bey ifadesinde kardeşinin seyahatte olduğunu belirtmiş. Bu sabah geldim. Gel benden. Konuşmazsanız bir karara varamayacağız Murat Bey. İfadenizin birinci kısmında kardeşiniz Yusuf'tan bahsetmediniz. Fabrikalarımda 114 işçi çalışır. Onları da anlatmam lazım mıydı? Kardeşiniz burada. İfadesini sizin yanınızda alacağız. Ayrıca nişanlınız, enişteniz de içeride ifade veriyorlar. Mahsuru var mı? Kanunun gerektirdiği her şey normaldir komiser bey. Siz görevinizi yapıyorsunuz, biz de emrinizdeyiz. Kardeşinizin şahitliğinden çekinir misiniz? Hiçbir zaman. Anlatın bildiklerinizi. Ben seyahatteydim. Abimden izinsiz bazı küçük hatalar yaptım zaman zaman. Evimi, abimi, ablamı, kardeşimi özledim. Köşke dönüşümün sebebi ise abimden özür dileyip istediği gibi bir adam olmaya karar verdiğimi söylemek içindi. Köşke geldiğimde polisler geldi, bizleri buraya getirdi. Pekala, sizi seyahatte kabul ederim. Beş ceset, yangın olayları, gece sokaklardaki kavgalardan haberiniz yok mu? Yok efendim. Bu ifadenizde samimi olduğunuza inanmıyorum. Abimin yanında hiçbir zaman yalan konuşmam. Yalan konuşmak niyetindeki insanlar şimdi adaletin pençesindeler. Aleyhinizde hiçbir delil bulunmadığından serbestsiniz Murat Bey. Teşekkür ederim efendim. Bitti mi? Giderim.